Merhaba arkadaşlar. Bugün herkesin arabayı kullanmayı öğrendikten sonra aklına gelen bir soruyu cevaplayacağız. Açıkçası bu benim için de geçerliydi. İlk araba kullanmayı öğrendiğim zaman tabii ki manuel vites arabada araç kullanmayı öğreniyoruz. Ve aklıma gelen ilk sorulardan bir tanesi devreye basmak ya da vitesi boşa almak arasında bir fark var mı olmuştu? Bu soruyu aslında iki parçaya ayırabiliriz. Bir tanesi fonksiyonel olarak bir fark var mı? Yani ikisinin işlevsel olarak aralarındaki farklar neler? İkincisi de Aracın parçalarını etkileyen bir farkı var mı? Bazı parçaları daha fazla bir tanesi yıpratıyor mu, diğeri daha mı iyi? Bugün bu soruyu derinlemesine aslında inceleyeceğim. İncelerken de tabii ki iki koşul altında inceleyeceğiz. Bir tanesi araç hareket halindeyken olacak, diğeri de araç duranken olacak. Zaten bu iki koşulu irdelediğimiz zaman aracın içindeki bütün durumları irdelemiş oluyoruz. Lafı çok uzatmadan başlayalım. İlk olarak araç hareket halindeyken durumuna bir bakalım. Çünkü bu durum biraz daha ilginç. Bu durumda yapabileceğiniz zaten üç hareket var. Bir tanesi araç hareket halindeyken aracı viteste bırakıp debriyaja basmadan ve gaza da basmadan ilerlemek. İkincisi aracın vitesini boşa alarak debriyaja basmadan ilerlemek. Üçüncüsü de araç vitesteyken debriyaja sonuna kadar basarak ilerlemek. Bu üç koşulu karşılaştırdığımız zaman zaten çok net bir şekilde farklar ortaya çıkacak. Burada akla bir soru geliyor. Araç hareket halindeyken neden bazı insanlar aracı boşa alırlar? Genelde bu yakıt tüketimini azaltmak için yapılan bir durum. Ama gerçekten yakıt tüketimini azaltmayı sağlıyor mu? Bunun cevabı genelleme yapmak gerekirse hayır olacaktır. Aracı viteste tutmak, boşa almaktan daha az yakıt yakmanızı sağlayacaktır. Birçoğunuz için bu kafa karıştırıcı bir durum olabilir. Şimdi bunu bir açıklayalım. Aracınız vitesteyken motorunuz tekerleklerinize mekanik olarak bağlıdır. Motordaki bir hareketi tekerlere ve tekerlerdeki hareketi motora aktarmış olursunuz. İşte bu yüzden mesela siz yokuş aşağı giderken Aracı viteste bıraktığınız zaman ve gaza basmadığınız zaman aracınız yokuş aşağı ilerleyecektir. İlerlerken de tabii ki tekerlekler dönüyor olacaktır. Mekanik olarak motor tekerleklere bağlı olduğu için tekerleklerin dönme hareketi motora kadar aktarılacak ve motor da pistonları motorun içinde çevirecektir. Motor adeta çalışıyormuş gibi hareket edecektir. Ama ECU'la ve enjektörlü araçlarda gaza basmadığınız zaman İçeriye yakıt yollanmaz bunu zaten aracın yol bilgisayarını açtığınız zaman görürsünüz eğer yokuş aşağı viteste iniyorsanız ve aracın yol bilgisayarından yakıt tüketimine bakarsanız gaza basmadığınız takdirde ve aracın motoru sıcak olduğu takdirde 0 litre yakıt tüketimi yazacaktır. Bu da gerçek değerdir. Motorunuz zaten tekerleklerden gelen hareket sayesinde hali hazırda hareket halinde olduğu için ECU'nuz motora yakıt gönderme gereksinimi duymaz. Ama bu motorun hareketi de motor freni olarak geçen bir durum yaratır. Bu da şudur aslında ne kadar fazla hareket eden dönen parça varsa o kadar fazla direnç oluşacaktır. Bu yüzden siz yokuş aşağı viteste iniyorken yokuş aşağı boşta indiğinize göre bir frenleme hissi hissedersiniz. Motorunuzdaki bu bütün hareket eden sürtünen parçalar sizin aracınızı yavaşlatır ve enerji kaybına sebep olur. Bu çoğu zaman güvenli ve avantajlı bir durumdur. Yokuş aşağı giderken aracınızın çok hızlanmasını engeller. Ve yine uzun yokuşlarda sürekli frene basarak, fren balatalarını aşındırarak inmek yerine motor freniyle inebilirsiniz. Ama bir de Aracın boşta olduğu duruma bakalım. Aracınız boştayken tekerleklerle motorun arasındaki mekanik bağ kesilir. Bu iki parça birbirinden tamamen ayrılır. Motorun hareketi tekerleklere aktarılmaz. Aynı şekilde tekerlerin hareketi motora aktarılmaz. Siz yokuş aşağı gidiyorken aracınız boştaysa tekerleriniz dönecektir. Ama bu hareket motora kadar aktarılmayacaktır. İşte bu durumda motoru çalıştırmaya devam etmek için, stop etmesini engellemek için ECU'nuz enjektörlerden içeriye bir miktar yakıt gönderir ve motorunuzu rölantide çalıştırmaya devam eder. Çünkü eğer bu durum gerçekleşmezse motorunuz kapanır ve siz hareket halindeyken motor kapandığı için güvenli olmayan bir durum gerçekleşir. Bu bahsettiğimiz durum dediğim gibi Aracınızın motoru sıcakken durağan halde rölantide yaktığı kadar yakıt yakacaktır. Bu kesinlikle çok bir yakıttan bahsetmiyoruz ama kesinlikle sıfırda değil. Bir önceki koşulda karşılaştırdığınız zaman ortada bir yakıt tüketimi olacaktır yani. Ama tam tersi motorun içindeki bu sürtünmeler, hareketler içeriye giren yakıtla hareket sağlandığı için teker aktarılmayacaktır. Bu yüzden de motor fren durumu olmayacaktır. İşte bu yüzden yokuş aşağı siz boşa taktığınız zaman aracınız gittikçe hızlanmaya başlar. Ama işte bu yüzden genellikle aracınız boştayken viteste olduğuna göre daha fazla yakarsınız dedim. Ama burada genellikle kelimesi çok önemli. Çünkü günümüzde baktığınız zaman bazı firmaların yelken teknolojisi adı verilen teknolojileri var. Bu uzun yollarda aracınızı otomatik kendi kendine boşa atan bir teknoloji ve gerektiği zaman tekrar vitese atıp devam etmenizi sağlayan bir teknoloji ve yakıt tüketiminizi düşürüyor. E madem boştayken biraz yakıyor, vitesteyken hiç yakmıyordu nasıl bu durum gerçekleşiyor? Şimdi iki tane duruma bakalım ve bunu böylece açıklayalım. Düşünün ki aracınızla yokuş aşağı gidiyorsunuz ve yokuşun sonunda bir ışık var, ışıkta durmanız gerekecek. Bu durumda aracınız viteste ise olacak şey basit, yokuşun altına gelene kadar araç viteste olduğu için tekerlekler motoru çevirecek ve motora hiç yakıt yollanmayacaktır. Aşağı inerken de motor freni sayesinde örneğin viraja 90 ile girdiyseniz aşağıda 90 ile geri çıkacaksınız ve ışığa gelirken de daha az fren yaparak güvenli ve sakin bir şekilde ışıkta durursunuz. Bu sayede yokuşun başından sonuna kadar hiç yakıt yakmamış olursunuz. Aynı durumda aracınız boştaysa yokuş bitene kadar aracınız rölantide yakıt yakacaktır. Aynı zamanda yokuşa 90 ile başladıysanız aşağı geldiğinizde hızınız 110-120 olacaktır. Bu yüzden daha fazla fren yapmanız gerekecek. Frenleriniz daha fazla aşınacak ve ışığa geldiğinizde daha zor duracaksınız. İkisini karşılaştırdığınızda çok net bir şekilde aracı viteste bırakmanın avantajlı olduğunu görürsünüz. Ama gelelim ikinci duruma. İnişli çıkışlı uzun bir yolda ilerlediğinizi düşünün. Örneğin bir yokuştan iniyorsunuz ve ışık falan yok. Daha sonrasında uzun bir düzlük var. Aracınızı viteste bıraktığınız durumda yokuş bitene kadar hiç yakıt yakmazsınız. Ama aracınız kendi kendine motor freniyle frenlediği için yokuş biter bitmez gaza basıp yakıt yakmaya başlamanız gerekecektir. Bu koşulda viteste bırakmak yere boşa aldığınızda Aracınız yukarıdan aşağıya kadar rölantide yakıt yakar 90 ile girip 120 ile çıkarsanız ve daha geç gaza basmaya başlarsanız bu yüzden çok daha uzun sürede rölantide yakıt yakarak çok daha uzun bir yol gidersiniz. Ve gaza basmanız da geciktiği için toplamda baktığınızda yaktığınız yakıt azalmış olur. Zaten bahsettiğim firmalardaki bu yelken teknolojileri işte bunu kullanıyor. Eğer sizin uzun yolda olduğunuzu anlıyorsa bu durumda yokuş aşağı giderken aracınızı boşa alıp daha sonraki düzlükte ya da daha sonra yokuş çıkarken aracın hızını kazandığı kinetik enerjiyi kullanıp çok daha geç gaza basmanızı sağlıyor ve bu sayede de yakıttan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Ama bunu bir kişinin kendi kendine planlaması hem çok zor hem de çok güvenli değil açıkçası. Bu yüzden genelleme yapmak gerekirse viteste bırakmak her zaman yakıt tasarrufu bakımından avantajlı olacaktır. Eğer böyle devamlı plan yapmak istemiyorsanız. Peki şimdi gelelim videonun konusu olan asıl soruya. Araç boştayken diye irdeledik ama aracın vitesini boşa atarak boşa almak ve debriyaja basmak arasında bir fark var mı? Bu ikisi arasında fonksiyonel olarak hiçbir fark yok. İkisinin de işlevi birebir aynı şey yapmak. Motorla tekerlerin bağını kopartmak bu kadar basit. Ama çalışan parçalar ve yıpranma bakımından aralarında ciddi bir fark var. Debriyaja bastığınız zaman motoru şanzımanınızdan ayırmaya yarayan debriyaj mekaniğinde bulunan bir parça olan debriyaj baskı rulmanı baskı ve stres altında kalır. Bu da yavaş yavaş bu rulmanı yıpratır ve ömrünü kısaltır. Düşündüğünüz zaman bu rulmanın işlevi baskı ve stres altında kalmak olduğu için siz aracınızı standart kullanırken debriyaja basmanız buna çok da zarar vermez. Ve bu rulmanın baskı altında kalma durumu siz sadece debriyaja bastığınız durumda gerçekleşir. Yani boşa aldıktan sonra Rulmanın üzerindeki baskı kalkar. Kısacası siz debreje bastığınızda yaklaşık o 1-2 saniye arasında gerçekleşen durumda o baskı gerçekleşir ve sonra ortadan kalkar. Ama siz sürekli debreje basarsanız örneğin 2 dakika boyunca debreje basılı tutarsanız 120 kere vites değiştirmişsiniz gibi bu rulman baskı ve stres altında kalacaktır ve bu yüzden ömrü çok daha hızlı tükenecektir. Bu yüzden işte uzun bir süre debreje basmak yerine boşa atmak çok ciddi bir avantaj sağlar size. İşlevsel olarak ikisi de aynı işi yaptığı için bu bahsettiğim rulmanı çok daha az aşındırmış olacaksınız. Ve bu yüzden de debriyaj mekaniğiniz çok daha uzun ömürlü olacaktır. Uzun süreli debriyaja basmak yerine vitesi boşaltmayı tercih ederseniz. Burada bahsetmemiz gereken çok önemli bir şey daha var. Debriyaja tam olarak basmak. Eğer debriyaja tam basmazsanız kavramanız tamamen ayrılmaz. Yarım bastığınız durumda balatanız sürekli sürtünür ve tam kavrayamaz. Motorunuz ve şanzımanınızın hızı birbirinden farklı olur ve bu sürtünme nedeniyle kavramanız ciddi bir şekilde aşınır ve yıpranır ve ömrünü çok 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 hızlı tüketir. Zaten acemi şoförlerde bunu fark edersiniz. Debriyaja çok uzun süre basıp yarım basılıyken ayağını çekmeyen şoförlerde devamlı olarak balata kokusu gelir aracın altından. Bu işte debriyaj balatasının sürtünerek yanmaya başlamasından gelen kokudur. İşte bu yüzden debriyaja basacaksanız tam olarak basmanız ve çok uzun süre basmanız gerekiyorsa onun yerine bir an önce vitesinizi boşa atmanız aracınız için çok daha sağlıklı bir durum olacaktır. Peki gelelim ikinci duruma. Hareket ederken durum böyleyken durduğunuz zaman durum değişiyor mu? Demin bahsettiğim durum durduğunuz zaman da birebir geçerli. Çok uzun 2,5-3 dakikalık bir ışıkla durduğunuz zaman eğer debriyaja basarken durursanız bacağınıza giren krampların yanı sıra 150-200 kere vites değiştirmişsiniz gibi rulmanı aşındırırsınız. Bu yüzden uzun bir ışık yandığını görüyorsanız bir an önce boşa alıp hem bacağınızı rahatlatabilir hem de aracınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bunu yaparsanız hemen kırılır, bir ay sonra tamirciye gitmeniz gerekir gibi bir şey demiyorum. Bu parçalar bunlar için tasarlanıyor. Ama yine de hayatta her şeyde olduğu gibi bir şey gereksiz kullandığınız zaman tabii ki onun bozulma ihtimalini daha fazla arttırmış oluyorsunuz. Bu yüzden Elinizde daha iyi bir opsiyon varken daha iyi opsiyonu yapmak her zaman mantıklı olacaktır. Sizin bu konudaki düşünceleriniz ne? Böyle bir deneyiminiz var mı? Ya da aklınıza gelen başka ilgi çekici konular var mı? Bunları aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumların hepsini okumaya özen gösteriyoruz. Aynı zamanda Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanala abone olarak bize destekte de olabilirsiniz. Hala takip etmiyorsanız Instagram'da, YouTube'da yayınlanmayacak kadar kısa ve öz olan bilgileri paylaşıyoruz. O yüzden Instagram sayfamıza da bir göz atmanızı öneririm açıkçası. Bu videoda anlatacağım her şey bu kadardı. Hepiniz hoşçakalın. kalın. Arkadaşlar görüyorum ki hala buradasınız. Hala burada olanlar için Yan tarafta YouTube'un sizin için en çok önerdiği videoyu ve bizim en son yüklediğimiz videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki anlatılanlar ikonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir ve gelen yeni videolara anında erişim sağlayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun.